أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 32. ayetindeyiz. Estağfirullah. Nisa suresinin 32. ayeti. Müfessirin tefsirine geçiyorum. Belli yere kadar okuduk. Ha, وَلِأَنَّهُ يَقْتَضِ السَّخَطَ عَلَى قَدَرِ اللّٰهِ Bu Allah'ın takdirini küçümsemek, beğenmemek gibi bir sonuca götürür. وَالْإِخْلَادَ اِلَى الْكَسَلِ Kişiyi mutsuzluğa, tembelliğe والأماني الباطلة باطل كرنتلارا التي لا يقترن بها عمل ولا كسب öyle batıl kuruntular ki oradan artık amel de çıkmaz, üretim de çıkmaz, kişi tamamen iptal olur. وَإِنَّمَا الْمَحْمُودُ أَمْرًا Güzel olan iki şeydir, iki husustur bu konuda herhalde. أَنْ يَسْعَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ قُدْرَتِهِ Kul, kudreti oranında, yapabildikleri oranında gayret etmesi. بِمَا يَنْفَعُهُ kendisine fayda sağlayacak şeyler yapmalı. Min masalihi diniye hem dini maslahatlara yönelmeli. Ve dünyaviye hem de dünyevi maslahatlara. Yapabildiği kadar, imkanına kadarsa. Ve yes'elallaha teala min fadli. Allah'tan da fazlından isteyecek. Fela yettekile ala nefsihi. Kendine güvenmeyecek. Ve la ala gayri rabbi. Rabbinden başkasına da güvenmeyecek. Ve lihâzâ kâle teâlâ. İşte bu yüzden Cenab-ı Hak Teâlâ dedi ki لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا Erkekler için kazandıklarından bir pay vardır. اَيْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ Yani amellerinden الْمُنْتِجَةِ لِلْمَطْلُوبِ Yani talep edilen şeyi üreten. Müfessir bunu iyi ameller gibi değerlendiriyor. Biz iktesebeden aldık başımızı gittik. Kötü ameller üzerinden konuşuyor diye düşündük burayı. Müfessir öyle düşünmemiş. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٍ Kadınlar için de kazandıklarından bir hisse vardır. فَكُلُّمْ مِنْهُمْ Nitekim onlardan her biri لَا يَنَالُهُ غَيْرُ مَا كَسَبَهُ Kesbettiğinden, kazandığından başkası ona nail olmaz. وَتَعْبَ فِيهِ Ve yorulduğundan, yani elde etmek için yorulduğundan başkasına kavuşmaz. وَاسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Siz Allah'tan, fazlından isteyin. اَيْ مِنْ جَمِيعِ مَصَالِحِكُمْ Yani bütün size yarayışlı olan şeyler, bütün maslahatlarınızı Allah'tan isteyin. فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا Hem din bakımından hem dünya bakımından. فَهَذَا كَمَالُ الْعَبْدِ Bu kulun kemal noktasıdır. وَعُنْوَانُ سَعَادَتِهِ Saadetin adresidir. لَا مَنْ يَتْرُكُ الْعَمَلِ Yoksa ameli terk etmek. اَوْ يَتَّكِلَ عَلَى نَفْسِهِ Kendisine güvenmek. غَيْرَ مُفْتَقِرٍ لِرَبِّهِ Rabbine ihtiyaçsız olduğunu iddia etmek. Yani kemal noktasındadır. Çok iyi yaratılıştadır. Kendine güvenir. Onun için batak olur. Biraz kusurlu yaratılıştadır. Kendine küser. Hiçbir şey yaramıyorum diye. O da her iki durumun batak bir tarafı var. Şeytan her iki durumda da her iki durumu da kendine uygun kullanıyor. Dikkat ediyorum. Daha çocuk yaşta gelip çocuğa diyor ki bak senin saçların
Kıvrım kıvrım değil. Bak falancanın saçları kıvrım kıvrım. Eğer güzel sonu. Niye seninki kıvrım değil? Niye Allah seni öyle yaratmadı? Niye Allah böyle yapıyor? Bak ona vermiş güzellik, sana vermemiş. Daha çocuk yaşta gelip ona başlıyor. Eğer şey noktasındaysa, iyiyse hakikaten, bu sefer diyor ki sen üstünsün, sen işte şöylesin, sen böylesin. Senin böyle Allah'a mallaha ihtiyacın yok. O fakirlerin, garibanların kendilerini avutmak için ürettikleri şeyler. Onu oradan sevk etmeye çalışıyor Rabbinden uzaklaştırıp batıla. Öteki taraftan sıkıntıda olan da yine aynı istikamette yine batıla sevk etmeye çalışıyor. Fakat hangi durum daha elverişli, daha dezavantajlı? Bunu çoğu zaman düşünmüşüzdür ama benim geldiğim en son nokta, bu durumdan hiçbir dezavantajı ve avantajı yok. Bunlar kişinin tercihini şekillendirecek etkiye sahip değiller. Sonuçta bunlar sonuç üzerinde, bunlar belirleyici değil. Ne çok zenginlik, ne de çok fakirlik, ne de çok iyilik ya. Yani olumlu ya da olumsuz yöndeki değişiklikler ben belirleyici olduğuna düşünmüyorum. Bunlar çünkü o zaman fırsat eşitsizliği oluşturur. Kaldı ki Cenab-ı Hak adildir, fırsat eşitsizliği yapmaz. Her iki durumda da batacak olan, dalalete sapacak olan her iki durumda da rengini verir. Allah kimi rengini nerede verecekse, dalalet varsa eğer içinde, o rengini vereceği bir konumla karşı karşıya getirir durumu. Eğer içinde bir firavun varsa, o firavunun ortaya çıkması için de önünde ona kulluk eden yığınla insan olması gerekiyorsa, Cenab-ı Hak o ortamı ortaya çıkarır ki o da firavunluğunu, içinde var olanı, firavunluğunu yaşayabileceği ve böylece istikbal edebileceği bir zemin bulabilsin. Dolayısıyla içimizdeki noktalarda, kusurlu noktaların üzerine yoğunlaşmamız lazım. Biz onları vaktinden önce uğraşıp düzeltmez isek, o kusurlu durum, problemli durum nasıl bir ortamda ortaya çıkması gerekiyorsa, Cenab-ı Hak bizi eninde sonunda ortamla karşı karşıya getirir. Dolayısıyla öyle bir ortamı eğer istemiyorsak, tedbirini almak istiyorsak, musibetin, yani bu bir musibet ise eğer, bunun bir tedbiri de budur. Yani gününden önce orayı ıslah etmek. Mesela mala bir düşkünlük var, elemal geçti azıp gidecek bu. Eğer bunu ıslah edecek, daha eldeki fakirlikte bile bununla savaşacak bir hazırlık, daha gayret etmiyorsa, azdan bile veriyor mesela. Ben bunu itibar etmemeliyim. Dünyaya itibar ediyorsam, bende böyle bir kusur var ise, bunu Cenab-ı Hak, yani duruşumu, bakış açımı, Kur'an'ı çerçeveye oturtamadım. Ben kayıyorum elime biraz geçince. Bununla mücadele edip ortaya koymaz ise, ben inanıyorum ki Cenab-ı Hak onu öyle bir durum ile karşı karşıya getirir. Veya diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti var. O ayetle problemi var. O ayetle ilgili durumunu kendisi çözmezse bir insan, teslimiyetini vaktiyle, olay öncesi ortaya koymaz ise, Cenab-ı Hak o teslim olamadığı, boyun bükemediği olayla onu karşı karşıya getirir. Mesela diyelim ki evin tek kızı diyor ki aman ha kardeşim olmasın. Diyelim ki mirasını bir erkek kardeş olursa mesela mirası alır. Eğer bunu olursa da başım gözüm üstüne, Rabbimin takdiri, ben bunu, bu problem olmamalı benim içimde deyip bunu tevekkül ile içselleştirip güzelce çözüp hiçbir problem orada bırakmaz yacak bir şekilde kendisini düzeltemez ise, oradaki problemi Cenab-ı Hak çıkarır, onu tam da miras ayetleriyle karşı karşıya getirir. Tam da o ortamı yaşatır. Bazısı diyor ya aman aman iyi ki bizde böyle bir durum yok, yoksa ben bu ayetleri nasıl uygulayacaktım. Biz işte dört erkek kardeşiz, hiç problemimiz olmadı. Senin böyle bir problemin varsa merak etme, Cenab-ı Hak onu sana yine önüne getirir. Başka bir yerden getirir, sen yine evet. O problem durmasın yeter ki. Duruyorsa içeride bir yerde herhangi bir ilahi takdir ile veya ilahi bir ayet ile bir uyumsuzluk var ise kulun bir yerinde, Cenab-ı Hak zaten amacı onu ortaya çıkarmaktır. Mevcut sağlam halkalarla kim ilgilenir? Sağlam halka zaten sağlam halkadır. Zayıf olan halka, habislik de o zayıf olan halkadan kendisini ele verir. Cenab-ı Hak onu muhakkak sınayacağı bir ortam ile karşı karşıya getirir. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Bulunduğunuz hali Allah devam ettirecek değil böyle hep. Değiştirecek. Niye? حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Habis olanı tayyip olandan ayırt etsin diye. Bak normal durumda habisler gözükmüyor. Çünkü habisliklerin ortaya koyacakları bir durum yok. Konjüktür hep tam da onların lehine, her şey uygun. Ama Cenab-ı Hak bir değiştiriyor durumu. Bu sefer habis olan habisliğini ortaya koyuyor.
Normalde diyelim ki hanımı iyiken ona karşı iyi olan adam, hanımın hafif bir şeyi olunca bu sefer habisliğini ortaya çıkarıyor. Yahut kadın açısından düşünün. Bunun gibi şartlar lehteyken iyi olmak ayrı bir şey, şartlar aleyhe döndüğünde Cenab-ı Hakk'a teslim olmak ayrı bir şey. Dolayısıyla habislik var ise onu gününden önce halletmek, habisliğin başa geleceği bir ortamla karşı karşıya kalmaya karşı inanıyorum ki bir tedbirdir. Hocam arasında şeytanın çocuklara çok musallat olduğu konusunda, yani daha başta işlediği konusunda şey yaptınız. Ben o kanıtı değil, Cenab-ı Allah'ın mükellefiyetin oluşuncaya kadar çocukları koruyor mu diyor? Koruyor diye inanıyorum. Aksi halde şeytan küçükten işe alırdı. Bir şey oldu. Ben ve çocukların bugünkü gördüğümüzden çok daha fazla hatalar yapabildi. Çünkü mevcut muhakemeleriyle çocuklardan sudur eden hallere bakarsa çocuklar oldukça iktidarlı ve kararsızdırlar. Yani hala şeytan oraya çok müdahale edemedi kanaatindeyim. Valla olabilir ama şey de olabilir, yani temrin de olabilir. Yani o verir ama Allah da karşılık verir. Yani destekler. Yani orada bir temrin olabilir. Ben hatırlıyorum çocukluk yaşlarımda, yani daha çok erken yaşlarda bugünkülerden bugünkü halimi o zamanlara nazaran uyuşukluk gibi görüyorum yani. Çok daha temel soruları sorabiliyordum. Çocuklar dikkat edin bizden daha temel soruları soruyorlar. Yani ölümü mesela çok yalın bir şekilde soruyorlar. Niye ölüm var? Halbuki biz kaçıyoruz o soruyu. Konuşmak istemiyoruz. Niye ölüm var? Niye var edildik? Ondan öncesi kim vardı? Doğru, yeni gelmiş soruyor. Benden önce burada ne yapıyordunuz? Ben ne zaman, benden önce hakikaten bu aile var. Çok temel soruları çok yalın bir muhakeme ile sorabiliyorlar. Dolayısıyla sorgulama, zihnin berraklığı, muhakeme yolculuğu bence çok erkenden başlıyor. Ama sizin buyurduğunuz bu şeytanın tesiri altına alıp manipüle etmesi, yani daha mükellefiyet başlamadığı için muhtemelen ondan masumdurlar. Ama Cenab-ı Hak onu da yavaş yavaş, bak şeytan böyle seni şey diyor diye yanlışlarını göstermesi hususunda, şeytanı hani aşı gibi küçük bakterileri bedene verip sonra vücuda öğretiyorlar ya, böyle aşılama yöntemlerle belki öğretiyordur. Çünkü önündeki yaşamda onun şeytanla vereceği ciddi bir şey var, sınavı var. Hocam kişinin Allah beni bununla sınama demesi sakın biraz sakat mı? Yani bir şey görüyorsun, kendinde de o gücü hissetmiyorsun. Böyle bir sınavda da normalde. Yani bence Cenab-ı Hakk'a denebilir. Ya Rabbi beni bununla sınama. Ama o sınanma dediği şey nedir? Diyelim ki bana fakirlik verecek. Ama bunu verdiğin zaman bunu takdir edişini ben kabullenmiyorum. Bunu kabul edemem. Bu baştan böyle bir kabul edememezlik var ise, yani yükünün ağırlığından söz etmek ayrı bir şey. Ağırlığından söz etmek ayrı bir şey. Ama ben bunu kural olarak da yani kabul etmiyorum demek ayrı bir şey. Yoksa yani verirsen de, ki öyle dua ediyor, verirsen de buna sebat ver. Yani verebileceğini baştan kabul etmek. Verdiği takdirde teslim olacağını baştan kabul etmek. Kaydıyla bu husustaki tasarrufunu kabul etmek kaydıyla ya Rabbi beni sınama falan demektir. Beis olmasa gerek herhalde. Israr kema hamaltu alledine min qablina. Ama yüklediği takdirde de bununla baş edeceğini, bunu kabul edeceğini, bunu onun takdiri olarak asla problem etmeyeceğini kulun şey yapması lazım. Ve kavluhu inna Allaha kana bi kulli şeyin alima. Yani mesela miras bana senin ayetlerine uygun düşecek şekilde miras paylaştırmak gibi bir sıkıntıyla baş başa bizi koyma. Biz hazır 4 erkeğiz. Kafamıza göre paylaşacağız. Bize şimdi bir kız kardeş verirsen seninki yine göre yapamayız falan. Ya bunun kuralla problemi var böyle bir kişinin. Yani bu belli ki ben bunu adil bulmuyorum ya, bize uymuyor diyor bunu yani. Böyle bir adam başına gelse de bir, gelmese de bir. Bu uyuşmazlığı teorik düzeyde daha henüz. Teorik düzeyde de uyuşmazlığı var. Bu pratiğe düştüğünde nerelere varır buradaki uyuşmazlık? Orasını kestiremiyorum. Şimdi bir de yaşadığınız zaman baş başa. وَقَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا فَيُعْطِي مَنْ يَعْلَمُهُ اَهْلًا لِذَٰلِكَ Allah verir. Kimi buna ehil biliyorsa, musibeti de, iptilayı da tam uygun olan kimseye getirir, adresine teslim getirir ki onun habisliğini yahut tayyiplığını, hoşluğunu ortaya çıkarsın.
وَيَمْنَعُ مَنْ يَعْلَمُهُ غَيْرَ مُسْتَحَقٍ Ve kimin müstahak olmadığını biliyorsa onu ortaya çıkarır. Rahmetli Mubahi Hoca'nın bir anısı çok basit bir şey değil. Bir hapis hastalığına yakalan bir kızcağız, beyinsiz. Neden ben, neden ben oluyorum? Neden bana veriyor? Hastalığı. Hastalığı. Ondan sonra da onun işlemesiyle beraber ben olabilirim, ben deneniyorum ve teslimiyet göstermesi. Yani. Evet. Bu bir öğretim de olabilir yani o kişiye bunu öğretip bunun altını. Evet. Peki şimdi ayetin 40 mealine geçeyim. Ayeti alalım buradan. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا Ve temenni etmeyin. Nasıl iç içe aynı konuları Cenab-ı Hak işliyor, aynı kapsamda olan konuları. Hocam, valla bağladığına göre bir önceki ayette fıtratı nasıl çıkıyor? Evet. Neydi bir önceki ayet? وَلَا تَتَمَنَّوْا اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Ondan önceki ayette neydi? لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ticareten an taradın minkum. Ondan sonra وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا Yani önceki ayetlerde başkalarının mallarına musallat olmak, onları yemek, kardeşlerin mesela mirasta birbirlerinin mallarına musallat olması, haddi aşarak bu hususta başkalarının mallarına el geçirmek yahut cinayet işlemek, bunların hepsi eldekiyle mutlu olmamak, eldekiyle razı olmamak, daha fazlasını istemekle ilgili bir şey. Tam da bizim okuduğumuz ayette yine daha fazlasını istemekle ilgili bir şeyden konu diyor. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ Allah'ın birinizin diğerine verdiği bir şeyi temenni etmeyin. Çünkü o mevcut yerine sığamayan gidip ötekini öldürüyor onun elindekini kapmak için. Halbuki Allah bir şey takdir etti mi o şekilde olacak.
Evet. وَلَا تَتَمَنَّوْا ve temenni etmeyin de مَا فَضَّلَ اللّٰهُ Allah'ın tafdil ettiği, üstün kıldığı, fazladan verdiklerini, fazladan veya fazlından verdiklerini. Hocam eşcinsellikte girer mi bu temenninin içine? Nasıl eşcinsellik? Yani eşcinsel olayım diye mi temenni ediyor? Yok, hani karşı cins gibi davranmıyor. İşte zaten öteki cinse, öteki cinsi temenni ediyor. Yani zaten esas konu onun üzerinde gidiyor. Yani ama çoğunlukla karşı cinsi temenni edenler karşı cinsin cinsel boyutunu değil de onun toplumdaki rolünü rolüne heveslendiği için. Yani erkekliği temenni ederken erkekliğin cinsel boyutundan ziyade erkekliğin getirdiği ekstralar, toplumdaki konumu dolayısıyla ona özeniyor. Ama erkeklerden kadınla özenenler çoğunlukla sanıyorum cinsel boyutla herhalde bunu yapıyorlar çünkü. Doğuştan bir hastalık mı hocam? Bu öyle diyorlar genelde de. Ben sanmıyorum doğuştan bir hastalık olacağını. Çünkü Hazreti Lut aleyhisselam مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Alemde kimse bunu sizden önce yapmadı diyor. Eğer doğuştan olsaydı, genlerde olsaydı, onun öncesinde de yine insanların bazılarında bunda olması lazımdı. Demek ki sonradan kazanılan yahut sonradan öğrenilen bir şey ki medya üzerinden bunu öğretmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Yani birileri öğrensin ve bunu icra etsinler. Sonra onlar kabulleniyor. Ben böyleyim, ben böyleyim diye. Ben böyle sanıyorum. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ بِهِ de ele alınca Allah'ın fazladan verdikleri ile bazınızı bazınıza مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ بَعْدَكُمْ bazınızı bazınıza kendisiyle üstün kıldıklarını temenni etmeyin. Yani Allah bir şey vermiş, o verdiği bir şey ile bazımızı bazımıza üstün kılmış. La tetemennav, temenni etmeyin. Ma öyle bir şeyleri ki faddalallahu bihi, Allah onunla üstün kıldı. Ba'dakum ala ba'd, bazınızı bazınıza. Bihi meta ya da sahip olmaz. Her ne ise, erillik, kadınlık, boyluk, postluk, her ne ise onunla Allah birinizi diğerinize üstün kılmış ise o şeyi temenni etmeyin. Zaten çoğunlukla temenni o üstün kılınan şeye yönelik olacaktır yani. İyi fadla gidiyor diyor. İyi fadla gidiyor. Hangisi? İyi. Bihi mahe döndü. Fadla diyor döndü. Üstün kıldığı, kendisiyle üstün kıldıklarını temenni etmeyin. Bazınızı bazınıza kendisiyle o şey ile üstün kıldıklarını şey yapmayın. Maya dönüyor yani. Vela tetemenna. Maya vesileyi diyor. Maya ma, diyor. Heh. Yani maya bir iman varken bir şey zengin bir şey yaparsa diye bir hadis var. Nasıl anlamadım. Hani kendisinde iman olduğu halde başka bir şeye özenen, işte meyleden bakan bakmayın mı anlamında bir yani size yukarısına değil, sizin aşağısına bakamazdan bir hadis konuşuyorlar. Olabilir. Ya Hazreti Ebubekir belki şey demişsindir. Hazreti Ebubekir diyor ki Allah bir kimseye Kur'an ilmini verir de o yani başka zenginliklere göz dikerse, hele hele bunu öğrendikten, bildikten, böyle bir zenginliğe erdikten sonra ona beddua etmiş yani. Artık o kör bu adam. Allah hep fakir etsin onu demiş. Keteballahu fakata beyne aynehi ila yevmil kıyama. Ha. Ya böyle bir zenginlik var mı? Bunu da o ayetin قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Bu ayete tefsir sadedinde
müfessirler zikreder Hazreti Ebubekir'in bu sözünü. Yani de ki Allah'ın fazlıyla, Allah'ın rahmetiyle sevinsinler. Bu onların toplaya durduklarından daha hayırlıdır. Allah'ın fazlını Kur'an'a, rahmetini de Hazreti Peygamber'in mesajına, sünnetine yoruyorlar. Ben ama bir şey temenni ediyorum. Yani bir kişinin Kur'an üzerindeki bilgisi varsa o konuda ben şey yapıyorum. Ama bu Allah'ın direkt kullara karşılıklı verdiği değil de şey mi diyor acaba? Yani kişinin kendi elde ettiğiyle eğer temenni ediyorsan sen de gayret et gibi. Ama bu onu demiyor. Ben ayrıca anladım. Yani ilmi temenni etmek. Mesela ben burada çok güzel Kur'an okuyorsa ve Kur'an güzel yaşıyorsa, evet, onu ki o vasfı temenni ediyorum. Ya, salih ameli temenni ediyorsunuz. Güzelliği, ilmi temenni ediyorsunuz. Daha fazlasını. Bu sadece temenni değil, bu husustaki rağbeti de Cenab-ı Hak özendiriyor. Bununla sevinmeyi ve seri'u. Dikkat edin, Kur'an'da buna yönelik şeylerde hep şey var. Yarışma kalıbı kullanmış. Ve seri'u ila cennetin arduhas semavati. Ve seri'u fil hayrat. يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Hep müsara'a, hep yarışma, hep çaba gösterme. Dolayısıyla ilim hususunda, salih ameller hususunda bence daha fazlasını istemek, temenni etmek, tabii başkasının elinden çıkarak değil, aynı onunki gibi daha fazlasını bize de Cenab-ı Hak. Bence o değil buradaki mevzu yani. O hususta zaten özendirildik yani. Onu şunu söyledim, o istediğimiz yani bu imrendiğimiz, gıpta ettiğimiz şey direkt Allah'ın cebine koyduğu bir şey değildir. Yani yaratıştan üzerine taktığı bir şey değildir. Kişinin gayretiyle orantılı bir şeydir. Öyle de olabilir. Yani böyle bir böyle kişinin kendi gayretiyle eriştiği, Allah'ın onu vesile olarak elde ettirdiği yani sonuca kişinin istemesinde bir sakınca var mı? Onu sormaya çalışıyorum. Bence yok. Mesela ilim kişinin biraz kendi gayretine bağlı bir şey. İyi ahlaklı olmak, güzel böyle takva sahibi olmak kişinin kendi gayretiyle alakalı bir şey. Yoksa Cenab-ı Allah direkt doğuştan bir mi daha takvalı yaratmadı yani. Evet. Ben de bunu diyorum. Yani kişinin sonradan edindiği bir şeyi temenni etmek. Sizin o sonradan edindiği dedikleriniz zaten kazanımlar, iktisaplar. Onlar zaten iktisap ettiklerimiz, kazandıklarımız. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِجَالِ erkekler için vardır nasibun bir nasip مِمَّ اكْتَسَبُوا kazandıklarından وَلِلنِّسَاءِ kadınlar için de vardır nasibun bir nasip mimme ktesebn kazandıklarından ves'elu ve isteyin. Dikkat edin, Allah kendisine yönelik isteyin emrinde bulunuyor. Ve isteyin ves'elullaha ve Allah'tan isteyin. Arapçada bu fiil geçişli. Allah'ı isteyin gibi yani. Ves'elullah'a ve Allah'tan isteyin. Min fadlihi fazlından. Evet. Allah'ın fazlından isteyin, lütfundan isteyin. İnnallaha muhakkak ki Allah kâne idi yani her dem bi kulli şeyin her bir şeye ne idi Allah her bir şeye alim, alim idi. Hocam istemenin bir üslubu var mı? Evet var hocam. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerini anarak isterseniz ondan sonra öyle misinizi falan yok. Etina fid dünya Kur'an'da var öyle istek ayetleri. Buradaki ver. Emir kipiyle değil de emir kipiyle. Evet. Tabii çünkü kulun Cenab-ı Hakk'a karşı şey olmaz. Öyle o bahsettiğiniz saygısızlığı tabii. Kuldan Cenab-ı Hakk'a emir olmaz çünkü. O bildiğin imdat çığlığı gibidir. Orada
Biz birbirimizi tabii birbirimize yapınca ihtimal var, belki kabalık yapıyor. O yüzden misiniz yapıyoruz ama Cenab-ı Hakk'a öyle bir ihtimal olmadığı için yani şeyinle, borunla bağlısın, göbekten bağlısın, oradan yapabileceğin bir şey yok. O talebin senin yalvarmak hükmünde. Misiniz falan görmüyoruz yani. Hocam mesela min fadlillahi deseydi Cenab-ı Hakk, oradaki vurduğundan değişiklik. Arapça şeye koyun. Ves'elû min fadlillahi. Tamam, Allah'ın fazlından isteyin olurdu, kimden isteyeceğimiz anılmamış olurdu. Allah'ın fazlından isteyin. Hani kimden isteyin, orası anılmamış olurdu. Ama vas'elullah'a Allah'tan isteyin, min fadlihi, onun kendi fazlından. Yani olmak fiili değil mi? İzlerken. Olmak fiilinin geçmiş zamanlı hali bu. Yani her dem Cenab-ı Hak her bir şeyden habir idi. Bu Arapçada kullanım bu manada. Buna ilk önce abimiz Adnan abi takıldı. Ama o artık benimsedi. Geçenlerde böyle de olmalı diye destekliyordu. Peki şimdi yok, İngilizcesine geçiyorum. وَلَا تَتَمَنَّوْا and do not wish مَا فَضَّلَ اللَّهُ what Allah favored bihi with it ba'dakum some of you ala ba'din over some للرجال to the man نصيب a share مما اكتسبوا from what they gained وللنساء and to the woman نصيب a portion a share demişiz a share مما اكتسبن from what they gained واسأل الله and ask Allah tıpkı İngilizce'deki gibi geçişli Allah'tan falan demiyorsunuz. Ask Allah, is'alullah'a, lafzatullah'ın yeri bir sonraki, and ask Allah min fadlihi from his bonus. İnna Allah'a verily Allah kana was ever yani bi kulli şeyin with everything alim ya bu kazandıklarınız İngilizce'de erkekler için de dişiler için de aynı mı? Evet. Güya İngilizce'de ayrımı var güya feminen maskülen ama çok sınırlı bir ayrım o. Fiillere uzanmıyor İngilizce'de. Bu az direkt sormak değil mi ama İngilizce? İşte istemek manası da var. Tıpkı Arapçadaki gibi. Arapçada da aynı kelime sormak manasında ama ask istemek için de... Ask demek gerekmez mi? Yok. Ask Allah istemek manasında doğrudan öyle. Şimdi irabına geldim. وَلَا تَتَمَنَّوْا وَاوْ عَطْفًا
Yani önceki nehi neydi? La ta'kulu amvalakum beynekum bil batil. Ondan sonraki nehi neydi? La taqtulu anfusakum. Kendinizi öldürmeyin. Bu da bir başka nehi. Ve la tetemennav. Demek ki cinayet gibi bir şey yani. Mallarınızı yemeyin birbirinizin. Birbirinizi öldürmeyin. Birbirinizin konumunda temenni etmeyin. Tabi. La taqtulu. La ta'kulu. İlki deva yoktu. İkinci deva var. İlkinde la ta'kulu amvalakum beynekum bil batıl. Vavsız. Sonraki nehi ve la taqtulu anfusakum vavlı. Sonraki nehi bu da ve la tetemennav. Vav atfen dolayısıyla la nahiye dolayısıyla cezmeder. Tetemennav fi'alun mudari'a meczum. Ma mef'ulun bih faddala fi'alun madin. Lafzatullah fa'il. Bihi car mecrur. Ba'da mef'ulun bih. Kum mudafun iley. Ala ba'din car mecrur. Lirricali car mecrur. Burası haberun mukaddem. Nasibun mübtedaun muahhar. Mimma. Bu mimma neye benziyor? Miras ayetlerindeki mimmalarımız var ya. Mimma teraka. Bıraktığından. Burada da kazandığından. Zaten demin zihnimi o mimma kazandıklarından bir nasip vardır deyince niye kazandıkların hepsinden hepsine karşılık yok da bir kısmına nasip var? Oradan dedim acaba günahlar mı bu bir kısmı affediliyor falan. İktesebeyi oradan düşündüm. İktesebeye baktık hepsi günahlar için kullanılmış. Demek ki kazandığı günahların bir kısmına karşılık bir nasibi var. Ötekiler ne olacak? Affedecek Cenab-ı Hak. Mükaffir ankum seyyiatum. Zaten tefsiri yukarıda. Min mektesebu min car ma mecrur. İktesebu fi'alun madin. Ve linnisai vav atfen linnisai car mecrur yine haberun mukaddem. Nasibun mübtedaun muakhar. Min car ma mecrur iktesebna fi'alun madin. Vav atfen is'elu veya istinafen is'elu fi'alu emrin faili entum. Allah'a mef'ulun bih. Min car fadli mecrurhi mudafun ileyh. İnne harfu nesh lafzatullah ismu inne kâne fi'alun madin ismu kâne huve bi car kulli mecrur şeyin mudafun ileyh. Zaten car mecrur bir de mudafun ileyhi bildi mi %60 öyle geliyor değil mi? Bazıları koyuyor tabii şeyleri. Alime kâne'nin haberu kâne. Buraya kadar olan kısım da haberu inne. Bunlar iç içe çok zor Peki meallere geçiyorum. Yani bunu irabını yapmadıkları için mi bu diye bazı insanlar böyle bir mana veriyor. Yuvarlak bir şey galiba. Sanmıyorum. İraptan değil. Dersini yapmadıkları için. Bir ortamda paylaşılmadığı için, tartışılmadığı için, konuşulmadığı için. Çok meal verdiğini veriyor. Bir şey İrap yapmıyor. Evet. Çoğunlukla yazılan mealler alıyor. Kendine en uygun düşündüğü, o güne kadar okuduğu meallerden en tutarlı bulduğunu öyle alıyor. Onu müsvedde kabul ediyor. Sonra ayeti böyle bakıp günde 10 sayfa falan 5 sayfa yazıyor. Tabi bir sene bittiğine göre bir meal 1,5 sene, 2 sene, 3 sene bile bitse günde bayağı bir ayet yapmalı
yazmak için. Sonra çıkarıyor. Dolayısıyla tek kişinin ürünü oluyor bir defa. Tek bir zihnin şeyi oluyor. Bir de maksat bir an önce bitireyim üzerine kurulu olduğu için anca o kadar oluyor. Türkçe meallerin genelde temelli elmanlarınki teşkil ediyor. Evet. Esas o ya teşkil etmiş. Diğerleri etkileşmiş onlar. Çok az özgün yaklaşımlar var ilave daha sonra. Arapçada Arap edebiyatında da böyle meal çalışması gibi bir şey var. Değil, tefsir var. Araplarınkine şerh denir, tefsir denir. Yani, meal değil. Ama şu an biliyoruz ki mutamut anlayamıyorlar. Anlayamıyorlar. Şerhle okuyorlar işte. Evet. Şerhle, tefsirle okuyorlar. Elmanın orijinalini Arapça mı yazıyor hocam bir insan? Basit tefsirler dedikleri bizdeki meallere denk düşüyor onlar. Mesela Saffatü Tefasir. Hı? Elmanın orijinali Arapça mıdır? Yok. Türkçe yine. Ama iç içe bazen veriyor. Türkçe ama kelimeler çok şey yani. Çok eski yani. Ama o kadar çok şey yapmayın. Nasuh Hoca'nınki bence ondan daha ağır. Nasuh Hoca daha neredeyse Osmanlıca gidiyor yani. Hocam bu günahları siz seviyeleri nasıl düşünüyorsunuz? Büyük günah, küçük günah ayrımını nasıl yaptınız? Hangi ayet o? 31, 30. Büyüklerden sakınırsanız küçükleri sizin günahlarınızı örter. Kaç numaralı ayet o? 31. Ne demişiz? Eğer kendisinden ne hediklerini büyükten sakınırsanız sizden günahlarınızı örter ve sizi hoş bir girişe sokarız. Yani günahları büyüklerinden ne hedikleri? Büyük geçtiği için koyduk. Ne hedildikleriniz de geçiyordu, onu da koyduk. Öte tarafta seyyiat geçiyordu. Küçük, küçük demedik biz bak. Sizden günahlarınızı örter. Anlaşılıyor ki ondan gayrı olanlar. Bu genelde küçük, siz günah büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini Allah örter şeklinde mealini veriyorlar ama yani biz ona bir dayanak bulamadık yani. O zaman büyük küçük ayırt etmeyeceğiz. Ayırt etmeyin. Büyüklerinden sakınırsan diğerleri küçük kategoriye giriyor demektir. Büyük küçük de şeye göre. Yani küçük değil yani diğerlerini örteriz demek istiyor Cenab-ı Hak. Küçük diye yok. Yani. Küçük yok. Seyyiat demiş çünkü. Bazılarına sakınırsan geri kebaira ma tunhauna anhu. Nehyedildiklerinizin büyüklerinden uzak durursanız nukeffir ankum seyyiatukum. Sizden Kerim'e de Kerim biz biliyoruz. Yani girmiş Kerim olan yeri siz orayı hoş diye geçtiniz. Öyle yani Kerim hoş, değerli, onurlu bu tür manalar var. Kıymetli, belki güzel. Oraya şey gibi düşerdiğim de hoş dediğiniz zaman böyle. Hoş'un yerine ne diyebilirdik? Kerim günahı. Kerim mi? O Kerim bir yere sokarız deyip aşağıda hoş, yok, güzel, değerli. Yani çünkü Kerim kelimesi. Peki Kerim. De biz biliyoruz kısmen olayı yani. Örter ve sizi Kerim bir yere. Kerim. Bir. Girmesi Kerim bir yere değil mi? Mudhalen kerime. Kerim bir mudhal. Kerim bir giriş yeri. Mudhal giriş yeri. Kerim bir girişe sokarız. Kerime dipnot atalım. Kerim. Hoş, değerli, kıymetli. Hocam Kerim ikramla alakalı değil midir? O da ondandır tabii. Hoş. İkramı güzel. Onurlu. Değerli, beğenilen vesaire biz böyle ifade edebildik. Peki akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى